Merhaba, ben Pilates eğitmeni Elçin Demirel. Bugün yine bacak inceltme egzersizleriyle sizlerleyim. Hamilelikte bacaklarımızı nasıl inceltiriz, nasıl şekillendiririz? Tabii ki bunun için yine lastik kullanacağız. İlk dersimizi biliyorum çok sevdiniz. Burada tüm vücudumuzu çalıştırdık. Bacaklarımızın tüm bölgesini, iç, dış, arka, ön hepsini çalıştırdık. Diğer videoda şimdi yine aynısını devam edeceğiz. Biraz daha işi zorlaştıracağız. Biraz daha böyle bir hissedeceğiz. Her videoda kademe kademe hissederek devam edeceğiz. Ben karnıma topu koyuyorum. Olduğum yerde şöyle yürüyerek başlıyorum. Evet, bacakları bir ısıtalım. Dizleri hafif hafif kaldırın. Hangi ayda olduğunuz önemli değil ama tabii ki her zaman söylüyorum. Öncelikle kendi videolarınızla, ayınıza göre egzersizlerle vücudunuzu bir çalıştırın, hissedin. Önce egzersizleri bir vücudunuz kavrasın. Sonrasında ihtiyaç bacaklarda biraz böyle bırakma, salma, işte iç bacaklar özellikle. Öyle şeyler olursa hemen bu videoya başlıyorsunuz ve devamını getiriyorsunuz. Düzenli olarak yaptığınızda mutlaka sonuç alacaksınız, bunu da söyleyeyim. Lastiği bağlayarak çalışıyoruz. Biraz dar bağlayacaksınız. Geniş istemiyorum. Bu şekilde, yani bir halka, top büyüklüğünde diyebilirim, küçük top büyüklüğünde. Hızlandırın adımları. Öne geriye. Lastik elimizde kalsın. Bacakları bir ısıtalım. Yürüyüş videolarımdan biliyorsunuz zaten hamileyiz, yürüyoruz. Tempo yürüyüşleri. Hepsi çok sevildi. Şimdi bacaklarımız tabii önemli. Tüm vücudumuz önemli aslında. Biz hanımlar biraz daha bacaklara dikkat ediyoruz. Evet, bunun için ben de egzersizleri yoğunlaştırıyorum. Şöyle yanlara. Parmak ucundayım. Ayaklarımı kaldırmadan küçük küçük parmak ucunda. Evin içinde yaparken ayakkabı giyerseniz yine faydası olur. Daha güvenli. Ama halı üzerinde çorap giyerek de yapabilirsiniz. Güzel. Şimdi hemen lastiği takıyorum bacağıma. Hem de bu arada bir soluklanıyoruz. İki ayağımı birden geçiriyorum. Tabii siz oturarak yaparsanız daha güvenli olur. Koltuğa oturarak ya da bir sandalyeye. Evet. Lastik serisini çok yaptık. Ama bu biraz daha farklı. Daha bacaklara yönelik. Daha hissedilebilir düzeyde olacak. Sağ, sol. Dış bacak devrede kalçayla beraber. Yanlara doğru itiyorum. Nefes. Dış bacak hissediyoruz. 10, 9, 8. Burada farkı tabii ki bu hareketlerin diğer hareketlerle tabii kombinliyoruz ve süreyi biraz daha uzatıyoruz. Daha uzun ve daha etkili. Yağ yakımını artırıyoruz burada çünkü. Kısa ve ağır hareketler değil, zor hareketler değil. Uzun ve hafif hareketlerle bacaklarımızın şekillenmesini sağlıyoruz. Düzenli yapın, göreceksiniz ne demek istediğimi. Ve bıraktım. Şimdi parmak ucunda öne doğru dizleri ileri iterek. Üst bacaklar devrede, yanlar hep devrede. Yani biz basenleri toparlıyoruz burada aslında. Sürekli bir basenlere bir yönelme, sıkıştırma. Öne geriye, yürüyüşe devam. Şimdi olduğum yerde kalıyorum. Dış bacak yanlara. Biraz daha geniş açıyorum. Direnci hissediyorum. Lastiğin direncini. Uf, 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 uf.
Aç sağ, sol. Sağ, sol. Son. Dinlendim. Şöyle salla bacakları. Şimdi iç bacak da devreye giriyor dış bacakla beraber. Parmak ucu yana açıyorum. Bacak bacak üzerine atar gibi diğer bacağımın önüne atıyorum. İç bacağı hissedin burada. Dış, iç, dış, iç. Nefes al, ver. Al, al, al nefes, ver, al, ver, al, şimdiden hissediyorsunuzdur bacağınızdaki hareketlenmeyi. Al. Özellikle bu egzersizlerin, bacak egzersizlerinden sonra yarım saat, 40 dakikada, hemen sonrası değil tabii, yürüyüş yaparsanız çok etkili olur. Önce dinlenin, bir saat bir şeyler atıştırın egzersiz sonrası. Bir saat sonra da yürüyüşe çıkın, bacaklar cayır cayır yansın. Hissedeceksiniz ve dönüşümleri olacak mutlaka. Göreceksiniz farkı vücudunuzda. Tabii bir kere yaptım neden olmadı değil. Düzenli yapmanız gerekiyor hamileliğiniz süresince. Herhangi bir riskiniz yoksa tabii ki. Son kez burada kaldım. Açtım bacağımı. Hafif hafif bacakla kalça aynı anda gidiyor. Dizimi büküyorum. Sol bacağı bükmüyorum. Sağ diz bükülüyor. Devam. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dinlenelim. Bacakları şöyle sallayalım. Çok seri gitmeyeceğiz bunda tabii. Yavaş yavaş ama uzun süreli olduğu için biraz yorulabilirsiniz. O yüzden hemen dışarı çıkıp yürümenizi önermiyorum. Biraz daha dinlenin. Sonrasında yarım saat, 40 dakika. Hatta iyi hissederseniz 1 saatte süper olur. Şimdi diğer bacaktayım. Açtım. Yana parmak ucu. Diğer bacağım üzerine. Nefes al. Sanki bacak bacak üzerine atıyor gibi düşünün. Burada dış bacak, iç bacak. Dokunun ve nerenin çalıştığını hissedin lütfen. Al. Ayak parmak ucunuzu mutlaka yere basıyorsunuz. Al nefes. Karnımızı zorlamayalım. Al. Tüm hareketlerimizde karnımız da pasif çalışıyor tabii ki. Ama biz onu yoğun bir şekilde direkt karna yönelik çalıştırmıyoruz. Bunu unutmayın. Al nefes. Ver. Al. Al, ver. Bacak hareketlerinde neden lastik kullanıyoruz? Bunu da söyleyeyim. Bacaklarda lastiği kullandığımızda daha iyi sonuç alıyoruz. Hem selülitlenmenin portakal kabuğu görüntüsünün önüne geçiyoruz birazcık da olsa. Hem de bacaklardaki o yoğunluk yani ağırlık hissi biraz daha bizim daha aktif çalışmamızı sağlıyor. Bu sebepten lastik kullanmak çok daha faydalı yürüyüş egzersizlerinde özellikle. Son 3, 2, son. Nefesi asla unutmuyorsunuz. Nefes alıp vermeyi. Burada kaldım. İyice açtım bacağımı. Şimdi sola doğru. Sağ bacak düz. Dizinizle itin lastiği. Nefes. Ben şimdiden terledim. Eminim siz de terlemişsinizdir. Dışa doğru, kalçamı geri itmiyorum, yana paralel gidiyoruz, bacakla aynı anda, 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1. Dinlenelim. Şöyle olduğumuz yerde yürüyelim. Bir anda durmuyoruz sabit bir şekilde. Hareketlerin arasında ileri geri yürüyerek, bacakları hafif hafif sallayarak dinlenme yapabilirsiniz. Pasif dinlenme. Evet, şimdi bacağımı öne atacağım, geriye atacağım. Yandan göstereyim isterseniz. Hafif dizimi bükerek. İkisini de aynı anda büküyorum. Öne geriye. Denge için bir sandalyeden tutunabilirsiniz. Burada önemli. Ben önden göstereyim yine. Devam edin harekete. Aynı bacak. Bir sandalyeden tutunun. Duvardan tutunabilirsiniz. Bir öne adım atıyorum. Küçük lastik izin verdiği ölçüde. Biraz daha zorluyorum tabii. Bir geriye. Öne, geriye. Öne, geriye. Öne, güzel, geriye. Hissediyoruz bacakları aynı anda. Son kez. Bir dakika sağ, bir dakika sol. Bir buçuk dakika arası yeterli. Bir buçuk dakika, güzel. Şimdi diğeri. Öne, geriye. Hafif dizi bükerek düz tutmamaya çalışın. İkisini de aynı anda. Çok güzel. Devam. Harikayız. Bacakları yoğun bir şekilde hissediyoruz. Arka bacak, ön bacak aktif burada. Bir adımım sabit, hiç değişmiyor. Son ön ve son arka bıraktım. Dinlenelim. Hafif sallayalım yine bacakları. Şimdi bacakları açtım. İyice açabildiğim kadar açıyorum. Öne yürüyorum. Adım atıyorum. İki öne, iki geriye. Bacağı hiç kapatmak yok. Dış bacak kaslarını inanılmaz güçlendiriyor. Tekrar. Açarak devam ediyoruz. İki adım öne. İki adım geriye. Tekrar. Son kez öne geldim. Gergin bacaklar ve yoruldu bacaklar. Dinleniyoruz. Lastiği çıkartalım. Şöyle kendiliğinden. Evet. Evet.
lastiği bir kenara bıraktım. Şimdi bacaklarımızı şöyle bir sallayalım. Yaşasın özgürlük diyor bacaklar şu anda. Bir rahatladılar. Açalım bacaklarımızı. Nefes aldım. Al nefes. Ver. Al. Son sağ, son sol, yavaşça kapatalım. Çalıştırmak kadar dinlendirmek de önemli bacakları. O yüzden şöyle hafifçe dışa doğru. Kalçamız da rahatlasın. Nefes. Bu kısa egzersizler gerçekten çok etkili. Çok vaktinizi almıyor. Sizi çok zorlamıyor. Ama gerçekten kesin sonuçlar, kısa ve net sonuçlar veriyor. Öyle söyleyeyim. Düzenli yaparsanız farkını göreceksiniz zaten. Son. Şimdi şöyle topuğumuzu basalım. Ben yine yandan göstereyim. Kalçayı geriye doğru itiyorum. Yavaşça geldim diğeri. Arka bacaklar rahatlasın. Evet. Ve bu videonun ardından biraz dinlenin, bir şeyler atıştırın. Sonrasında iyi bir yürüyüş, uzun bir yürüyüş. Sizler için uzun olan tabii ki 30-40 dakikalık ya da en fazla tabii ayınıza göre 1 saatlik yürüyüşle bacaklarımızı taçlandıralım, ödüllendirelim diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.